Değerli izleyiciler, yayındayız Miraç TV'den. Şu anda yayındayız. Seyir halindeyiz Polonezköy'de. Evet, İstanbul'a merkeze doğru gidiyoruz. Dün programından döndük. Tulum sanatçısı Filiz İlkay Hanımefendi ile bu akşam güzel bir düğün oldu yani. Gerçekten 10 numara bir düğün oldu. Filiz Hanım, evet, mikrofon sende. Ne söylemek istiyorsun? Valla Miraç abicim bugünkü düğünü Trabzonlulardı, kemençe ağırlıklıydı. Çok güzel, sayende çok güzel oldu. Gerçekten yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Hem de bir Polonezköy havası da aldı. Bu müzik işi hem insanlarla tanımadıklarımızı karşılaşıyoruz. Yani düğünler o kadar güzel ki hem görmediğimiz insanlara denk düşüyoruz. Ondan sonra dediğim gibi hem Trabzon'du, senin etkin çok büyüktü bu düğünde. Çok güzel coşturdun. İnsanlar çok memnun kaldılar. Yüreğine emeğine sağlık. Ben de Tulum'la aralara girdim böyle arada. Güzel oldu. Çok mutluyuz, keyifliyiz. Biraz yorulduk. Şimdi de oksijen bol, Polonezköy, yeşillik, doğa, oksijen ala ala evimize dönüyoruz. Herkese iyi geceler, sevgiler, saygılar iletiyoruz. Annem de arkada, başkomutan. Başkomutan fotoğrafı yok ama. Annem de bir selam çaktı. Evet, annene bir selam, foto. Herkese selam, sevgiler. Evet. Çok iyi. Beykoz'a doğru gidiyoruz. Evet, Beykoz'a doğru gidiyoruz buradan. Annene bir fotoğraf vermemiz lazım. Fıkraların da çok iyiydi ya. Öyle de. Vallahi çok iyiydi. Temel öyle de. Temel'in Fadime'si. İşi güzel. Fadime Temel'le uğraşmaz yani, tamam mı? Hem sever onu hem yerden yere vurur Temel'i yani. Bu nasıl sevgi ben anladım gitti yani Fadime'la. Evet, değerli izleyiciler, gerçekten Filiz İlkay hanımefendiyle kendi gönlü, kalbi temiz, değerli bir kardeşimizdir. Onunla programı yaparken gerçekten ben de güzel zevk alıyorum. Yani onunla beraber sahneyi paylaşmamız, enerji dolu kendisi hemen kemancenin arasında hemen tulumu şişirip o güzel havalar, o hareketli havalarından renk kattı. Gerçekten yani mükemmel yani. Vallahi yani bunu zaten Filiz hanımefendi herkes, evet, zaten takdir ediyor. Allah nefesimize, evet, sağlığımıza kuvvet diyelim. Bol bol güzel sahneler yapalım. Evet. Gene güzel düğünlere beraber olacağız. Evet, inşallah. Filiz Hanım'la başarıların devamını diliyorum. Böyle değerlerin kıymetini bilmek lazım. Bayan tulumcu böyle çok zor. Herkes bu tulumu çalamaz. Adamlar, geçen bir adam birisi tulumu çalarken adam üfleyerek rahmetli oldu yani. Çünkü, hadi. Yani demek. Ya bu nasıl bir örnek ya? Ama maşallah Filiz hanımefendiye. Yani nasıl bir nefes var? Yani bu bir Allah'ın bir lütfu. Yani onun için 10 kişinin bir nefes şeyi var onda. Ya şimdi bir dakika ya. Bizim de sonumuz öyle mi olacak acaba? Yok. Ya sendeki nefes 10 kişiye olan nefes. Yani çok, sana kolay kolay bir şey o adamla demek nasıl üflediyse. Ya. Anladım. Teşekkür ederim. Gerçekten bu benzetmelerine bitiyorum yani. Vallahi ama gerçek olmuş da. Ama rüyada mı gördüm onu bilmiyorum yani. Demek bunu değerli izleyiciler, rüyamda gördüm yani bu adam. Anladım. Bu yani ama rüyada gerçek olmuyor mu? Yok ama benim öyle benim öyle tanıdığım var, Allah rahmet eylesin. Yani tulumu horon çalarken ölmüş.
Acaba biz de mi öyle olacağız? Yok yok bu. O nasıl yani ne bileyim yani. O ama bu... aslında güzel de bir şey. Sahnede ölüyorsun. Evet, horon çalarken. Ya olur da o cesen adam horon önerken her şey olur ama bu tulum. Ufak tulum da var ya ne bileyim. Allah rahmet eylesin ama rüyada ben bunu görmüşüm. Denizli'de. Rüyada. Evet, seyirhanedeyiz. Son olarak duygularını alalım Filiz. Yok, sana 10 kişinin nefes var, sana bir şey olmaz. Ay, gözüm kemiklerim ağrıdı. Aman dikkat et, biraz da yollarda. Yavaş gideyim bari de. Evet, ya. Yavaş gidelim. Ne söylemek istiyorsun? Valla, Minaç abi, inşallah bol bol düğünlere gideriz beraber. Çok komiksin. Evet, gideriz. Ay, ya. Çok güzel de fıkraları anlatıyorsun. Evet. Zaten sen fıkra anlatmana gerek yok. Direkt komiksin. Konuş yeter yani. Sağ olasın. Neşe kaynağısın. Allah ömrüne bereket versin. Amin. Zaten neşe moral çok önemli. Yani. Biz öyle doğalız. Neşeli ol ki genç kalasın diye de bir şarkı yapmışlar yani. Evet, evet. Bu dünyadan da zevk alasın demişler. Tabii. Yani her şeye rağmen şöyle hayata minicik de bir gülümsesek. O bile bize bir antibiyotik hapı gibi değil mi? Tabii. Sen şu anda 10 tane antibiyotik hapına bedel oldun. Öyle değil mi? Evet. Aynen, teşekkür ederiz. Diyoruz ya kilo sorunu olan borcu. Aklıma ne geldi biliyor musun Filiz? Evet, bir gün kendi arabamla giderken yanımda bir yaşlı amca. Evet, yaşlı amcaya gidiyoruz. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Dedim ki Hasan amca dedim kemeri tak dedim, tamam mı? Kemeri taktı. Ben de şimdi çekeceğim. Onu Nazım geçer. Dedim Hasan amca dedim sen inek misin dedim bağladın kendini dedim, tamam mı? Bana ne dedi biliyor musun? İneğin arabasıyla binersen bağlarsın kendini dedi. Allah'ım dedim. Anlıyor musun? Ben de o espri yaptım ona. Yani inekle bağlar kendini ya. O da dedi İneğin arabasıyla binersen Allah'ım dedim. Buradan tüm izleyenlere selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımı gönderiyoruz. Bir başka canlı yayında her zaman canlı yapıyoruz yani, değil mi? Tabii yapalım. Zaten insanlarla bu yaşadığımız anları, düğünleri paylaşmak, yani sendeki arşiv herhalde şu anda kimsede yoktur. Kaç tane yok, düğün? Yok. Her düğünde çekim yaptın her yani. Herkesi çektin herkes, yani. Oraya. Her an herkesin bütün arşivi sende var. Cenazeleri bile çekiyorum Filiz. Cenazeleri çekiyoruz. Cenazede nasıl bir... Yani... Yok yok yani tabutları da yani. Böyle şey yani. Tabutu niye çekiyorsun? Ha? Adamın cenazesini de. Adamın cenazesini. Anladım da mı? Nereye? Kavacık diyor, çavuş başı diyor. Biz düz gideceğiz çevre yolundan. Evet. Ya şey soracağım, cenazede ne gibi bir sorular soruyorsun? Ha, cenazede şöyle adamla çünkü soruyorsun. Yani yanlışlıkla... Ya başsağlığı diliyorsun. Aha, ya başsağlığı evet, diliyorsun. Ya adamı diyemezsin ki mutlu musun yani? Olur mu öyle şey ya? Allah beni. Düz gidiyoruz. Evet, düz gidiyoruz. Allah rahmet eylesin. Yok yani orada çekiyoruz. Neyse yani bitirelim. Tamam. Düz gidiyoruz, sonra selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar.